Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evine SA isimli zanlı silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında Üstün ailesi evde bulunmazken, Gelecek Partisi kaynakları teslim olan saldırganın benzer suçlardan sabıkası olduğunu aktardı. HDP İstanbul İl Binası'nda böcek olarak bilinen çok sayıda dinleme cihazı bulundu. Basın toplantısında dinleme cihazlarını gösteren ve Türkiye'de bu kadar profesyonel çalışmayı yapabilecek iki kurum var diyen HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, MİT ve Emniyet hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin yayımladığı Kasım ayı iş cinayetleri raporuna göre en az 294 işçi hayatını kaybetti. Ölümlerin %54'ünün koronavirüs nedeniyle gerçekleştiği belirtilen raporda iş cinayetlerinin en çok gerçekleştiği sektörün ise sağlık olduğu aktarıldı. Türkiye'nin 50 milyon doz sipariş ettiği Çinli ilaç şirketi Sinovac tarafından üretilen CoronaVac isimli koronavirüs aşısının Endonezya'daki faz 3 denemeleri sonucunda antikor üretmede %97 oranında başarı sağladığı bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 750 milyon dolar harcanan Anka Park'ın 110 milyon liralık daha zarar ettiğini açıklayarak, Anka Park Türkiye'ye atılan en büyük kazıktır değerlendirmesini yaptı. AK Parti Genel Merkezi'nce ilçe binası kiralarıyla çalışanların maaşlarının 3 aydır ödenmediği iddiası partili yöneticiler tarafından doğrulanırken, ekonomi politikaları sonucunda ortaya çıkan kriz AK Parti'yi de vurdu yorumları yapıldı. İstanbul, Ankara ve Samsun'da el konulan Kaynak Holding'de çalıştıkları, Zaman Gazetesi'ne abone oldukları gibi gerekçelerle özel sektör çalışanı, doktor, hemşire ve öğretmen 41 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Reuters haber ajansının yer verdiği Türkiye ekonomisine dair bir değerlendirmede COVID-19 vakalarındaki artış ve yeni bir ekonomik şok ihtimalinin çok daha yüksek faiz oranlarına ve daha sıkı kemer sıkma politikalarına yol açabileceği belirtildi.